Ormus'u açacak olursak, yörüngesel olarak elementlerin atomlarının tek sıra dizilmiş halidir diyebiliriz. Veyahut da kısaca monoatomik element. Şimdi ağır metaller, mesela faydalı zararlı ağır metaller var, bir de faydalı ağır metaller var. Altın, gümüş, paladyum, bunlar özel bir sistemle bağ sistemi çözülüyor, yeni bir sistemle yeni bir şekle dönüştürülüyor. Ne demek? Şimdi mesela bu gördüğünüz cep telefonu, gümüş veya altın veya platin. Bunların arasındaki atom nasıldır? Bağ sistemi küpik. Şurada bir element, şurada bir atom, burada bir atom, orada bir atom, burada bir atom, ortasında bir atom, burada yan tarafta vesaire, küpik şekilde birbiriyle bağlıdır atomlar. Biz ne yapıyoruz? Özel bir sistemle, nanoteknolojiyle atomların arasındaki bağı koparıp tesbih gibi atomları diziyoruz. Tesbih gibi. Mono, yani tek atom sıra sıra diziliyor böyle. Tesbih evet. gibi. Bu ne demek? Bu şuna benzer. Şekerden mesela ne yaparlar? Pamuk şekeri yaparlar, değil mi? Evet. Veya mısırı patlatırsınız, patla popcorn veya mısır patla. Biz de metali, ağır metali bağlarını çözerek tek bir atoma dönüştürüyoruz. Tek tesbih şeklinde dizilmiş atoma. O zaman ne oluyor? Başka bir boyut kazanıyor. Çok başka bir boyut kazanıyor. Nasıl bir boyut? Bununla ilgili en güzel açıklamayı Doktor Barry Carter diyor ki, Ormus fiziksel gerçeklikle ruhsal gerçeklik arasında iletişim sağlayan araçtır. Yani ne demek? İşte dervişle zikreder, zikreder 30 yıl, 40 yıl evliyalığa yükselir. Yani manevi bir dünyayla kavuşur. Sadece İslam'da değil, her dinde böyle vardır. Evet. Veya Hindistan'da giderler, meditasyon yaparlar, yaparlar. Ondan sonra da havada böyle kalırlar. Evet. Veya mezara girer, adam aylarca mezarda kalır. Çin'de vesaire. Eskiden şamanlar da, Türkler şaman değil, Moğollar vesaire. Onlar da böyle mantar, bir mantar var, ezoterik mantar. Onu yiyorlar, böyle başka alemlere gidip geliyorlar. Halüsinasyon vesaire vesaire. Şimdi Ormus nedir? Avrupa'da, Amerika'da çok yaygındır. Ormus. Kişinin çok büyük özellikler kazandırıyor kişiye. Zihinsel ve bedensel dünyasını açıyor, rahatlatıyor. Kişiyi ortama uyumlu hale getiriyor. Psikolojik problemlerini çözüyor. Ruhsal sorunlarını ortadan kaldırıyor. Stresi, depresyon, bunalımı ortadan kaldırıyor. Bunlardan birkaçını sayacak olursa, ruhsal bilinç, psikolojik fenomen, efendim yaşam gücünü artırıyor. Ruhsal gelişimini artırıyor, uyumlu hale geliyor. Bazıları böyle ortama girdi mi bunalıma giriyor. Sosyal fobis oluyor vesaire vesaire. Çeşit psikolojik rahatsız yaşayan insanlar var. Anksiyete, depresyon, bunalım vesaire vesaire. Hayata hızlı uyum sağlıyor. Zihinsel odaklanma, konulara zihinsel olarak çok pratik çözebiliyor. Evet. Metabolizması hızlandığı için hücreler kendi kendini hızla yenileyebiliyor. Yani hücre normal olarak kendini yeniler. Ama yemiş olduğumuz gıdaları metabolik değişimlerle vücutta değerlendirilmesi vücudu yorduğu için hücre kendini yenileyemiyor. Metabolizmayı hızlandırdığı için hücreler gerekli vakti var, zamanı var. Ne yapıyor? Kendini tamir ediyor, yeniliyor. En büyük özelliği ise DNA'nın bozulan yapısını düzeltiyor. DNA
100 milyar mesela DNA atomdan meydana geliyor. Nedir? Amino asitler, çeşit çeşit. Lizin, efendim, alenin, şudur budur. 23 çeşit amino asit var. Bunlar çeşit çeşit şekillerde olur. Hücrenin içerisinde, kromozomların içerisinde. Bunu ne yapıyor? Düzenliyor, bozulan. Nasıl bozuluyor? Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, kimyasal ilaç kullanıyorsa, abur cubur besleniyorsa veyahut da evde alüminyum kullanıyorsa, alüminyum zehirliyor kişiyi. Veya arabanın egzozundan çıkan gazlar, fabrikadan çıkan dumanlar vesaire vesaire, çevre kirli, elektrik, elektromanyetik, bir sürü her şey insanın hücresini, yapısını, dokusunu, DNA'sını, her şeyini bozuyor. Bu her şeyi düzenliyor. Bozulan DNA'yı düzenliyor, hücreyi yeniliyor vesaire vesaire. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalardan birinde Dr. Maynard Murray Amerika'da yapmış. Maynard Murray bitkiler üzerinde çok araştırma yapmış. Bir de fareler üzerinde. %90'ı kanserli olan fareleri alıyor, deney yapıyor. Birinci jenerasyonda kanserli fare sayısı %50'ye azalıyor. İkinci jenerasyonda %2'ye düşüyor. Üçüncü jenerasyonda kanserden bir şey kalmıyor. Çünkü DNA'ları orijinal hale getiriyor. Ve yapmış olduğu araştırmalarda mesela sulu ormusla sulandırarak suladığı cevizlerde 6 kat ceviz ağacı fazla ceviz veriyor. Bir, böyle küçük küçük ceviz yerine mandalina büyüklüğünde ceviz veriyor. Daha lezzetli, daha leziz cevizler oluşuyor. Portakalla ilgili deney yapıyor. Kavun büyüklüğünde portakallar oluyor. Bu portakallar da veya bu zebzelere de haşere falan yaklaşamıyor. Çünkü tadı, lezzeti çok daha mükemmel oluyor. Mısır'ın üzerine deney yapıyor. Mısır 3,5 metre boyunu buluyor. Merdivenle çıkmak zorunda kalıyor bakabilmek için. Ve normal olarak bir havuç işte 20-25 santim büyüklüğünde en fazla 50 gramdır. 50 gramı geçmez. 450 gram havuç elde ediyor. Yani yarım kilo koskoca böyle. Erik tam 5 kat fazla erik elde ediyor. O kadar çok deneyler yapıyorlar ki ben bunlardan birkaç tane örnek verdim. Nasıl oluyor da mono atomik element bitkiyi böyle enerji veriyor? Çünkü bitkinin DNA'sını düzeltiyor. Bitkiyle bitki kökündeki faydalı bakteri ve faydalı mantarları çoğaltıyor. Simbiyoz, ortak bir yaşam oluşturuyor. Bitki köküyle, bitki kökündeki bakteriler, bunlar çok faal çalışır. Azotu bitkinin işleyebileceği duruma getirir, faydalı bakteriler. Evet. Yani her bitkinin kökünde faydalı bakteri, faydalı mantar var. Nasıl ki insanların bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri varsa, bitkilerin de kökünde bakteri ve mantar var. Böylece bitkiler ihtiyacı olan her şeyi aldığı için ne oluyor? Mükemmel gelişiyor. Ve doğasına dönüyor, orijinaline dönüyor. Bundan 50-60 yıl önce köyde mesela mısır tarlasına girdiği zaman insan boyunu geçiyordu. Veya buğday tarlasına girdiği zaman insan boyundaydı. Kimyasal kullana zehirliye zehirli toprağı kireçlendirdiler. Ne oldu? Öldü. Ölü toprak şimdi. Kimyasallarla zehirlediler. Şimdi buğday diz boyu. Ne oldu? İnsan boyundaki buğday gitti. Evet. Evet hocam. Peki günümüzde artık... Pardon. Özür dilerim. Unutmadan. Şimdi biz ne yaptık? Bu altın, magnezyum ağırlıklı artı 80 çeşit mineral içeren bir ormuz. Altın var içinde. Magnezyum var. Artı 80 çeşit mineral var. Rengi pembe. Bu sarı olanı altında karıştırıyorlar. Sarı olan bu gümüştür. Gümüş, magnezyum, ikisi daha ağırlıklı, artı 80 çeşit mineral. Bunların hepsi mono atomik, yani tek sırayla dizilmiştir. Değiştirdik yani. Yani
başka bir boyut kazandırdık. Artık bu artık biraz önce söylemiştim ya, pamuk ne diyor ona? Pamuk şeker. Pamuk şekeri. Yani. Onun gibi şekeri nasıl pamuk şekeri yapıyorsun böyle? Evet. Pamuk gibi oluyor. Biz de metali pamuk şekeri gibi yaptık. Değiştirdik. Artık bu ne metal ne de başka bir şey. Bambaşka bir şey. Güzel bir terim ama hocam. Evet. Metali pamuk şekeri gibi. Pamuk şekeri gibi metali yapmak. Pamuk şekeri yaptık. Evet, Türkiye'de ilk yapan biziz. Bu da magnezyum ağırlıklı artı 80 çeşit mineral. Bunun içindeki bütün elementler monoatomiktir. Kullandığı zaman ne yapıyor kişi? DNA'sını düzenliyor, hücreleri yeniliyor, metabolizmayı hızlandırıyor. Bir dervişin 30-40 yılda elde edeceği ruhsal gelişimi, yani metafizik, alemde de farklı şeyler yaşayabiliyor. Hepsinin zamanla. Ayrı ayrı görevleri var yani hocam. Ha tabii ki. Aslında mesela şimdi biz sadece efendim burada bir çeşit ormus değil, birçok ormus üretebiliriz. Evet. Birçok, bir çeşit değil. Ha, buradaki en çok kullanılanı magnezyum ağırlıklı olan beyaz. Altının farklı özelliği var. Altın ağırlıklı olan ormus beyin ve sinir sistemi için. Gümüş ağırlıklı olan ormus doğal antibiyotik. Vücudu her türlü bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucu. Yani hepsinin fonksiyonları ayrı ayrıdır. Şimdi zaten sorularımız da bunlara yönelik olacak. Günümüzde hocam spora çok fazla ağırlık verildi ama onun yanında da vücut geliştirme ilaçları kullanılıyor. Bunların faydaları ve zararları nelerdir? Ve gençlerimize bu konuda ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Çünkü gençlerde görüyorum çok fazla ağırlıkla bu ilaçları içip takviye olarak spor yapıyorlar. Zararlarını biz birçok yerden duyuyoruz ama hocam sizden de duyalım istiyorum. Evet. Yani artık fitness, yani vücut geliştirme salonları normal herhangi bir spor dalı gibi oldu. Yani güreş gibi, boks gibi, evet. Kickboks gibi. Çok yaygınlaştı ve hızla yayılıyor. Eskiden insanlar köyde çalışırken veya inşaatta işçi olarak çalışırken veya tarımla, çiftçilikle uğraşırken çok enerji harcadıkları için zaten yediğini, aldığı kaloriyi veriyordu. Bir problem olmuyordu. Kimse de hastalık olmuyordu. Ama şimdi köyde bile insanlar traktörle 3-4 ayda yapacağı işi, kara sapanla yapacağı işi 2-3 saatte hallediyor. Ne oluyor? Yan gelip yatıyor. Evet, İnsanlar güzel. Artık zamanı çok... Ofiste çalışanların da hareket edecek zamanı yok. Büroda çalışanların. Yani. Ne oldu? Kilo problemi. Aldığı kalori veremediği için insanlarda hastalıklar ve kilo problemleri başladı. Şekerdi, tansiyondu, kolesteroldu vesaire, karaciğer, o bu. Kendilerini insanlar fitness'e, bu spor salonlarına giderek, vücut geliştirme salonlarında spor yaparak dinç, fit kalmaya çalışıyorlar. Çok güzel bir şey. Bu mutlaka olması gereken bir şey. Fakat bazıları bu arada ne yapıyor? İşin dozajını kaçırıyor. Mesela gencin birisi günde 30 tane anabolik steroid, yani kortizon hapı, protein hapı, amino asit hapı, karışık hepsinden günde 50 çeşit hap yutmuş. Bir de iğne vurdurmuş. Kortizonlu, hormonlu haplar. Kalbi, normal bir insanın kalbi şu yumruğunun, kendi yumruğunun büyüklüğündedir. Bunun kalbi olmuş 3 kat şöyle, artı bir de burada 3 kat büyümüş, böyle olmuş kalbi. Etkileyici o kadar değil mi? Hormonlar ne yapmış? Kalbi büyümüş böyle. Kalp krizi geçirmiş, hastaneye kaldırmışlar. Oo. Kalbi besleyen 4 ana damardan birisi baştan aşağı uca kadar yırtılmış, patlamış. Diğeri baş tarafından patlamış, o da uca doğru gidiyor. Hemen ameliyat etmişler, kurtarmışlar. Sen ne yaptın evladım vesaire? Diyor ki efendim ben günde 50 tane hap yuttum. Şimdi steroidler, yani anabolikalar çok çok tehlikeli. Bir, kalbi büyütür, kalp kaslarını zayıflatır, damarları patlatır. İki, ödeme sebep olur. Üç, kısırlığa sebep olur. Dört, kemikleri eritir. Vesaire vesaire. Yani cinselliği de bilir. Yani oraya gidip böyle gözükmenin ne alemi var? Normal yap sporunu. Aşırıya gittiği zaman ne oldu? Bitti gitti. Hayatı kayar. En önemlisi de yani aile yuva kuramaz hale gelir zamanla. Almanya'da da böyle birisi aşırı hormon kullanmış.
O gelişmiş tabii böyle. Ondan sonra göğsü böyle patlamış. Televizyonda gösterdiler. Aşırı hormon patlamış. Tam 27 defa ameliyat etmişler. Tutmuyor dikiş. Patlıyor, tekrar patlıyor, tekrar. Aşırı hormon kullanmaktan. Şimdi çok çok tehlikeli. Bu nedenle ne yapılmalı? Evet, spor yapan kasları gelişiyor. Çünkü kaslar aynı. İçerisinde, kasların içerisindeki lifler aynı organ gibi düşünelim. Böyle kat kat ipliklerden meydana gelen. Burada mesela bir resim var. Mesela kalpteki şey, kastaki lifler, kalın bir lif tabakası, kas birçok iplik gibi liften oluşur. Onu açtığınızda o da liften oluşur. Mesela 10 lif açıyorsun, tekrar kas lifi efendim. Böyle böyle bunlar spor yaptığı zaman, ağırlık kaldırdığı zaman gelişiyor, çoğalıyor, büyüyor. Güzel bir şey, kasları gelişiyor. Buna artı ilaveten kimyasal bir şey kullanmaya gerek yok. Zaten spor yaparken bu normal gelişiyor. Ama burada yani şu yapılabilir, amino asit alınabilir. Amino asidin o kadar yan etkisi yok, zararı yok. Çünkü amino asit aldığınızda bünye onu ne yapıyor? Kullanıyor. Amino asidi proteine, hücreye ulaştığı zaman proteine dönüştürüyor. Yapı taşıdır. Tuğla gibi. Aldın tuğlayı, inşaat yapıyorsun, kullandı. Bitti gitti. Çok kolay, basit. Fakat aşırı protein kullanılırsa mahsurlu. Neden? Alınan protein neye dönüşmesi lazım önce? Amino aside. Amino asidi tekrar proteine, yani hayvansal ve bitkisel proteini tekrar insan vücudunda proteine dönüştürmek gerekir. Bu dönüşüm sırasında artık bir madde ortaya çıkar. Amonyak. Amonyağı karaciğer arıtmaya çalışacak ama zamanla yorulur. Karaciğer yorulur, yağlanır. Bir, karaciğere zarar verir. Beyne zarar verir. Böbreğe zarar verir. Lenf sistemine vesaire vesaire. Amonyağı bünye önce üreye çevirir. Zamanla üreyi ürik aside çevirmek zorunda kalır. Çünkü arıtamaz. Ürik asit yükselirse eklemlere zarar verir. Kıkırdaklara zarar verir. Eklem sıvısı azalır. Kıkırdaklar yıpranır, deform olur. Kişide artrit, artroz, ankilozan, spondilit, behçet, gut gibi birçok hastalık ortaya çıkar. Malum Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi protein ağırlıklı beslenin, protein ağırlıklı karbonhidrat vesaire, bunları bilmesi gerekir değil mi? Yani evet. Hep de protein ağırlıklı beslenirsen bir günde her tarafınız böyle patlar. Evet, doğru. Ortaya acayip bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Bu nedenle biz bununla da ilgili güzel bir çalışma yaptık. Öyle mi? Tabii, onu konuda sonra değiniriz. Peki. Hocam bir de bu sivrisinekler vardır. Çok rahatsız eder. Yaz aylarında da oluşur, kışında, baharda da oluşur. Bunlara nasıl müdahale edilir? Yani sivrisineklerin... Evet, sivrisineğe karşı en güzel silah bu gördüğünüz çiçek. Nedir bunun ismi? Sardunya veya ıtır. Pelargonium gravilliolens, yani büyük ıtır. Bunun yaymış olduğu eterik yağ böyle ezdiğinizde çok güzel bir koku yayar. Bize zararı yok. İnsan için zararlı değil. Ama ne için zararlı? Sivrisinek bunun kokusundan, bunun kokusu sivrisineği öldürür. Oh hocam. Şimdi Almanya'dayken yıllar önce bir Alman ailesinin hastayı iyileştirdik biz. Beni davet etti ziyafet vermek için, gittim. Evini gezdirir. Oturma odası, yatak odası, çocuk odası, mutfak, banyo, her tarafta aynı çiçek. Dedim ki ne oluyor dedim, yani her tarafta ıtır ıtır. Evet. Tamam, ıtırı biliyoruz, faydalı. Afrika ıtırı, bronşite, astım, faranjit, sinüzit iyi gelir ama bunun ne işe yarıyor? Neden bunu kullanıyorsunuz? Dedi ki bu sivrisinek öldürür. İyiymiş değil mi? Hemen. Evet, evet, süper. Sivrisinek öldürür dediniz Almanya'daki. Evet, sivrisinek. Hikayeden işte bu, yola çıktınız. Büyük ıtır. Yani Pelargonium gravilliolens. Almanya'da bir hastayı iyileştirmiştik biz. Birçok rahatsız vardı bir Almanın. Bizi davet etti, gittik evine. Oturma odası, yatak odası, banyosunda dahi Afrika büyük ıtır var. Niçin dedim? Yani Afrika ıtırı bronşite, astıma vesaire iyi gelir ama bunun özelliği nedir? Neden bulunduruyorsun? Bu sivrisine öldürür, bilmiyor musun? Dedi. Öğrendim, yeni öğrendim dedim. Ben de alayım, aldım.
bana da bir hediye etti. Bir gün kapıları, pencereleri kapattım iyice. Oturma odasına koydum. Şu kadar büyümüştü. Sabah kalktım baktım pencerenin önünde 500 tane sivrisinek. Önce uyuşturuyor sonra öldürüyor. Kaçacak yeri olmayınca ne yapıyor? Perişan ediyor. Her yerde bulunabilir. Fakat diyelim ki evinizde Afrika yatırı yok. Ne yapıyoruz? Limon, buna karanfili batırdığınızda ne yapar? Karanfilin limonla karıştığı zaman bu eterik yağ da sirişini yok eder. Fakat bunlar zahmetli iş, ben bununla uğraşamam dersen biz bunun pratik bir çözümünü ürettik. Nedir? Sivri savar. Sivri savar nedir? Bundan birkaç damla böyle aromatik koku yayan içerisine su koyabilirsiniz. Birkaç damla damlattığınızda sivrisinek yaklaşmaz. 4-5 damlası birkaç gün idare eder. Bunu kullandığında kişi sivrisinekten kurtulur. Evet, şimdi program başında konuştuğumuz ormuz. Evet hocam. Ormuz hücre yenileyici. Bununla ilgili Profesör Doktor Barry Carter ormuz fiziksel gerçeklikle ruhsal gerçeklik arasında iletişim sağlar buyuruyor. Doktor Murray ise yapmış olduğu bitkiler üzerinde araştırmalarda sadece ceviz ağacının 6 kat fazla ceviz verdiğini ve cevizlerin mandalina kadar olduğunu tespit etmiştir. Kanserli fareler üzerinde yapmış olduğu deneylerde bütün kanserli fareleri tedavi etmiştir. Neden, nasıl oluyor da ormuz böyle bir özelliğe sahip oluyor? Ormuzun özelliği şu, DNA'lar yenileyici. Yani insanlar kimyasal ilaç kullanıyor, abur cubur besleniyor. İşte havadaki zehirli gazlar fabrikalardan veya arabaların egzozundan her şey vücudumuzda ne yapıyor? Tahribat yapıyor. İnsanın hücresi, yapısı, dokusu, DNA'sı bozuluyor. DNA kişinin çekirdeği diyelim. Yani bitkinin nasıl çekirdeği var? Her şey onun içerisinde de şifrelenmiş. İnsanın da hücrelerin içerisinde DNA var. DNA bozulduğu zaman problemler doğar. Bu DNA'yı orijinal haline getirir. Bozulan amino asitleri düzenler. Bununla ilgili birçok araştırma Avrupa'da, Amerika'da ormuz çok yaygın olarak kullanılır. Günümüzde birçok insan sosyal fobisi var. Strese giriyor. Ağır çalışma temposu. Depresif rahatsızlıklar yaşıyor. Ailevi olabilir. Çevresel, iş yerinde. Yani başkalarının baskısı. Vesaire. Birçok problem kişiyi bunalıma sokabiliyor. Bu tür problem yaşayan insanların problemini ormuzla çözmek çok çok kolay. Çünkü kişinin beynindeki sağ ve sol loblar arasındaki ahengi düzenler diyor. Kim diyor bunu? Profesör Doktor Rus asıllı bu vatandaştı. Konstantin Kotorov. Onların soy ismi de biraz değişik. Yapmış olduğu araştırmalarda beynin fonksiyonlarını artırdığı sağ ve sol lobların bunu yapmış olduğu Krillian testiyle tespit etmiş, belgelemiştir. Ormuz, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, İsrail gibi ülkelerde casusluk amaçlı bile kullanabiliyorlar. Yani çok özel geliştirilen, bunun çok yüzlerce türü var. Kişinin zihnini bile okutturabiliyorlar. Yani tabii bizim yaptığımız sadece tarımda kullanılan, gıdada kullanılan türü. Bunun başka türleri de var. Yani çeşit amaçlarla, fonksiyonları var yani. Ormuz mükemmel. Kişiyi doğallığına, yani birçok etken madde nedeniyle doğal yapısı, özellikleri bozulan insanı doğal özelliğine dönüştürür. Mükemmel. Peki hocam, yaş aralığı var mı? Ormuzu kullanmadı. Var. Yaş yok. Herkes her yaşta, her zaman kullanabilir. Hiçbir problem teşkil etmez. Buna hayat iksiri denir. Veyahut da Hazreti Musa'nın cennetten yani gökten aldığı kudret helvası da denir. Bazıları da felsefe taşı denir. Felsefe taşı kişinin felsefi, ruhi, metafizik özellikler kazandırdığı için. Yani herkes çeşit. Bunun yüzlerce türü vardır yani bir çeşit değil. Biz genellikle tıbbi maksatla sağlık için kullanılanı üretiyoruz.
Ama başkaları başka maksatlarda da kullanıyorlar. Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, İsrail'de bu çok çok yaygın. Türkiye'de bunu ilk üreten ve ilk konuşan ilk kişi benim. Evet. Hocam son sorumuzu da sormak istiyorum. Ozon yağı ve faydaları nelerdir? Ozon yağı. İyi ki sordunuz. Unutacaktım. Şimdi ben laboratuvarda sık sık gidiyorum. Fabrikada deney yapıyorum. Deney yaparken bir patlama. Acelem vardı. Yaktım kolumu böyle. Geçmiş olsun hocam. Büyük bir yara. İkinci dereceden tadiriye kadar işledim. Hemen ozon yağından ne yapıyoruz? İkinci derece yanık. Yani acelem var diye hemen bir an önce olsun diye deneyi boşalttım birdenbire pat. Allah'tan gözümde koruma gözlüğü vardı, bir şey olmadı. Yoksa göz gider. Yani laboratuvarda çalışan kişinin dikkat etmesi lazım. Ama acelesi olmaz laboratuvar. Hemen bu ozon yağından damlattım. Yanık yerine sürdüm. Hiçbir acı hissetmedim. Hemen dokuyun hızla yenileşmesini sağlıyor. Bana bir aile geldi. Çocukları, annesi televizyona dalmış. 3 yaşında çocuk da mutfağa girmiş. Her tarafı karıştırıyor çocuk. Sonunda ocağın üstündeki tencereyi üstüne dökmüş. Burası böyle yanmış. 4. derecede hep. Birkaç defa ameliyat etmişler. Aradan bir yıl geçmiş. Hala çocuk uyuyamıyor. O terlediği zaman yanıyor. Bağırarak tekrar uyanıyor. Ne denedilerse fayda etmemişler. Dedim ki yani bu beni aşar ama bir deneyelim. Bilmiyorum dedim yani. Hiçbir bilgim yok. Ama isterseniz bir deneyelim dedim. Peki dediler. Yapacak bir şey yok zaten. Hiç uyuyamıyor çocuk. Ozon yağı verdim. Bu yana sürün bakalım. Sürdüm. Bir gün sonra babası aradı. Allah sizden razı olsun. Ne oldu? Çocuk ilk defa uyuyabildi. Ağlamadı, sızlamadı. Hiç uyuyamayan çocuk uyudu, rahatlıkla uyudu. Yanağı sürdüğünüz zaman onun acısını, sızısını önlüyor. Ozon yağı ile ilgili Alman asıllı Profesör Doktor Otto Warburg tıp alanında 2 defa üst üste Nobel ödülü alan tek kişi dünyada. 2 defa üst üste tıp. Çünkü ozon yağı ne demek? Hücrelere ozon ulaşması demek. Ozonun ulaştığı yerde bakteri, virüs, mantar yaşayamaz. İltihapları önler. Sadece yanıkta kullanılmaz. Masaj yağı olarak kullanılır. İçilirse, günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı içilirse bağırsaktaki mantarı, bakteri, virüsü zararsız hale getirir. Erkeklerde mesela varikozul problemi varsa, testislerine masaj yaparsa varikozulu önler. Birçok özelliği vardır. Yani bir tane özelliği yok. İsteyenler internetten daha geniş bilgi sahibi olabilir. Vaktimiz varsa bir şey daha soracağım buyurun. Hocam. Yanı rahatlatıyor. İyileştiriyor. İz bırakma durumunda. Hayır. Yani sürerse düzenli olarak kısa sürede iyileştiriyor. İz falan bırakmıyor. Zamanında müdahale edilirse. Evet. Geçmeden yani tamamen yara geçmeden hemen müdahale edilirse. Bu gördüğünüzde Pavamen. Vücut geliştirme meraklısı olanlar için şimdi steroidler, anabolika, steroidler, kortizon türü ilaçlar çok çok tehlikeli. Kullandı mı ne olur? Kalbi büyüyor. Damarlar patlıyor. Ödem oluşuyor. Kemik inceliyor. Hormon bozuklukları nedeniyle kısırlığa kadar gidiyor. Çok çok tehlikeli. Evet. Biz ne yaptık? Çok güzel bir amino asit. Yani bütün amino asitler var. Bazı amino asitleri vücudumuz kendisi üretebilir. Bazılarını üretemez, gıdalardan alır. Bunun içerisinde 23 çeşit bütün amino asitler var. 1, 2, koloidal gümüş, koloidal altın var. Biraz önce ormusun içerisinde olan koloidal altın burada da var. Beynin ve sinir sisteminin fonksiyonlarını artırır. Beyin ve sinir artı DMSO var. DMSO nedir? Postacı diyebiliriz. Nedir postacı? Mesela herhangi bir bitkisel, kimyasal ilaç veyahut da vitamin, mineral ne arasan kişi herhangi almış olduğu herhangi bir şeyi, amino asidi vesaire, vücudun değerlendirebilmesi için hücreye ulaşması gerekir. Demesi o, her şeyi hücreye böyle adrese postalanmış gibi götürür.
Yani kişi diyelim ki 50 mililitre amino asit alacaksa Pavamen'de 5 mililitre alsa aynı işlemi görür. Çünkü almış olduğu amino asidin hepsini olduğu gibi değerlendirir. DMS olmayan bir amino asitte ise büyük çoğunluğu boşa gider. Yani aldın, kullanım dışı kalır, artık madde olarak dışarı atılır. DMS'li olduğu zaman her şey zayi olmadan kullanılır. Ve böylece hem daha az bir mesela böyle büyük küçük bir şişe 250 mililitre 5 litre full amino aside bedeldir. DMS'li olduğu için. Avrupalıların, Amerikalıların yaptığından 20 kat daha güçlüdür bu. DMS olduğu için. DMS olmasaydı dimetil sülfoksit olmasaydı taşıyıcı olmasaydı diğerleri gibi aynı etkiye sahip olur. Fazla bir özelliği olmazdı.